Türkiye'nin bir numarası Number One TV'de Avayan Oyar'dasınız arkadaşlar. Çağdaş'ta en son sinema muhabbetinde kalmıştık. Evet, sinema dedik ve dedik ki son dönemde futbol takımları böyle çeşitli belgesel niteliğinde sinemada böyle görsellik adına bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. İşte en son Galatasaray böyle bir prodüksiyon şirketiyle anlaşıp böyle güzel bir projeye imza attı ve çok da başarılı oldu. Daha sonra Real Madrid'in şu anda gündemde olan bir projesi var. Kanal projesi var galiba. Efendim? Kanal projesi mi var yoksa şey mi? Futbolla ilgili böyle bir sinema. Bir film yine. Var. Gol diye bir film var. Oynadığı eğer film böyle var. Bir proje olursa, bunda böyle aktif olarak rol istenirse, yani alır mısın? Ya da düşünür müsün? Hani çoğu şey bizim kararımızı geçiyor. Yani şimdi o filmin bir yönetmeni var, kastlar var, bilmem neler var. Yani bizim yüzümüzü, tipimizi oraya uygun seçerlerse konuşmamızı. Eğer de yönetimden de öyle bir izin çıkarsa tabii ki de oynarım, benim için sorun yok yani. Yani böyle kamera önüne de sıcak bakıyorsun diyebilir miyiz sevgili seyirciler? Şok Beşiktaşlı Çağdaş sinemaya soyundu. Yok yok. Bitti. Biz önce kendi işimizi buradan yapalım. Buradan verdik haberimizi sevgili Çağdaş. Ama Çağdaş öncelikle ne diyor? Kendi işimi yapacağım diyor. Öncelikle futbol. Değil mi? Tabii önce futbol ya, diyor. Zaman. Peki iş dedik. Hemen oradan ben yine bağlayayım. Böyle futbol hayatının dışında başka ilgilendiğin mesela böyle iş olarak bir şey var mı? Yani mesela atıyorum kimisi doktordur. Hani futbolculuk yapıyordur. Doktor, evet. Yani. Doktorun sahada top oynadığını düşünemiyorum. Abi. Başka bir örnek versin ya. Hani mesela öyle ek iş olarak var mı başka? Ya yok, öyle bir ek işim yok. Benim okuduğum okulda zaten beden eğitimi. Üniversite. Evet. Okuyoruz. Ona sonra geliriz. Yani şimdi 97'de şeyi kazanmıştım. 2 yıllık bir yüksek okul kazanmıştım. Hı-hı. Adı komik, burada söylemeyeyim. Sonra onu bıraktım. Niye? Sütçüman Üniversitesi falan mı? Bak nasıl bildi. Süt ürünleri kazanmıştım ben. 2 senelik. Ama gerçekten tıp kadar zor bu bölüm. Yani laboratuvar böyle şey, beyaz önlükler falan giyiyorsun. Tabii. Oturamıyorsun. 2 saat ayaktasın. Ben dedim yapamam abi. Bıraktım 2. sene. Sonra şeyi kazandım. Spor akademisini kazandım. Nerede kalmıştık? Ne konuşuyorduk biz? Okulda kalmıştık. Okuldan bahsetmiştik. Kalmıştık. İstersen kapatabiliriz abi hemen yani okul işi. Neden? Yani başka iş yapamam yani futboldan başka. Evet. Çünkü aklımın sürekli futbolda olması gerekiyor. Bir de orada işler nasıl gidiyor, kötü mü, iyi mi, şu ne yaptı, bu ne yaptı diye düşünmek istemiyorum yani açıkçası. Babam bazen bir şeyler yapmak istiyor. Alıyor, batırıyor, çıkarıyor falan, bir şeyler yapıyor yani. Çok güzel, fevkalade sevgili Çağdaş. Peki efendim şöyle diyelim. Hep futbol, hep iş Çağdaş. Biraz da fantazi yapalım. Adaya düşsen yanına alacağın 3 şey ne olurdu? Bir Survivor yarışmacısı olarak tabii ki. Benim başka bir soru sormam. Ben bu arada adaya giderken özel eşya olarak futbol topu da getirdim ya. Onu söyleyeyim ya. O kadar çok seviyorum futbol. İyi bir şey götürmüşsün. Yani ben bu sorunun cevabını merak ediyorum. İzleyenler de merak etsin. Bir klip arası verelim. Bir çıtır klibimiz ardından mi? Ben de düşüneyim. Devam edelim. Sen de o sırada düşün. Talya geliyor efendim. Talya.